Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zeyd, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hyundai Veyon Elite paketini inceledik. Muafiyetli fiyatı neler ve normal fiyatı neler arkadaşlar? Hepsini sizler için aldık. Sizlere videoyu bırakıyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videoyu başından sonuna kadar izleyin ki fiyatı kaçırmayın arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız sonuna kadar izlemiyor ve fiyatı duymuyorlar. O yüzden lütfen sonuna kadar izlemeden aşağı yorum yapmayalım. Şimdi sizleri video bırakıyorum. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Hyundai Veyon'un en fazla istenilen, en fazla tutulan modeli Enfulu Elite modelini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Aracımız 1.4 MPI yani atmosferik motorlu arkadaşlar. Beygir gücünü ve tork değerlerini sizler için buraya bıraktım. Ve gördüğünüz gibi aksesuarlı bir Veyon. Şöyle üstünde gündüz LED'lerini görebiliyoruz. Bakın bu şekilde yanıyor. Ve burada da MFR diye adlandırdıkları Hyundai'nin LED sistemi var. Bunlardan style'la fark olarak zaten bir farlar var. Bir de anahtarsız giriş vesaireler var. Bunlara değineceğiz. İlk önce Veyon'un ön tarafına baktığımız zaman radyatör ızgarası dediğimiz panjur bölgesinde arkadaşlar piyano bilek tasarımlar olduğunu görebiliyoruz. Ve ön tarafta da bakın ön park sensörleri yer alıyor. Aracın rengi bu arada çok çok güzel. Böyle griyi andıran güzel bir renk. Sizler için rengin adını da buraya bırakıyorum. Şöyle Hyundai amblemin üzerinde de piyano bilek tasarımlar var. Yani Veyon çekme amaçlarından bir tanesi çok fazla satıyor olması arkadaşlar. Yani Şubat ve Ocak ayında pazardaki satışlara baktığım zaman Hyundai Veyon'un ilk 3'te 5'te yer aldığını söyleyebilirim. Herkes bu otomobili tercih ediyor. Alt tamponda şöyle aksesuar detaylarını görebiliyorsunuz. Ön tarafta lip demeyelim ama onun gibi tampon detayları var. Bakın şurada bir radar görüntümüz var. İçeride güvenlik özelliklerinden de sizlere bahsedeceğim. Yukarıda kamerası var. Yani hız sabitleyici, şerit takip gibi ayarlar Veyon mevcut. Yan tarafına geldiğimiz zaman da şurada bir hava kanalları olduğunu görebiliyoruz. Bunlar da disklerimizi soğutmak için yapılmış özellikler. Yan tarafına gelelim. Aracın jantlarından bahsedelim. Daha sonra çizgilerinden bahsedeceğiz. 17 inç arkadaşlar. Tam olarak ebatlarını okursam jant lastiklerin 205-55R17 55N 17 inç jant. Güzel. Krom ve şöyle piyano bileki andıran jant kullanılmış Hyundai Veyon'un Elite paketinde. Şöyle SUV görüntüsü verilmeye çalışılan Dodik tasarımlarımız var ve burada aracın alt eteklerinde de plastik korumalarımız var arkadaşlar. Göründüğü gibi şık duruyor, güzel duruyor. Ve araca şöyle yandan baktığınız zaman arka stoplardan gelen bir omuz çizgisi. Burada şöyle bir hayalet çizgi tasarımı yapmış bizler arkadaşlar. Farlara kadar uzanmıyor. Çünkü burada tampon ayrımı var gördüğünüz gibi. Aracın içine dışına bakacağız. Dediğim gibi aksesuarlı bir otomobil olduğu için içeride deri koltuklar var. Bakın şöyle gösterelim. Aynalarına geldiğimiz zaman katlanır ayna bu araçta mevcut ve yan aynalarda sinyal lambalarımız LED olarak sunuluyor. Bunların da görüntülerini sizlere tek tek bıraktım. Cam çerçeveleri yukarıda bir eklenti yok ama aşağıda krom bir cam çerçevesi buraya entegre edilmiş arkadaşlar. Bakın ön kapılarda da anahtarsız girişi görebiliyoruz. İçeride anahtarsız çalıştırma ile birlikte. Evet, yanlarından da bu şekildeydi. Üst tarafa baktığımız zaman burada sunroof'umuz mevcut ve tavan rayları da şöyle siyah renginde bizlere sunuluyor. Aracın rengiyle uyumu bu arada çok güzel olmuş göründüğü gibi. Köpek balığı antenimize şöyle piyano bilek geliyor. Şimdi aracın arkasına geçelim. Veyon'un arkasına geldiğimiz zaman arkadaşlar buralarda LED stopları olduğunu görebiliyoruz. Bu arada şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Videolarda kamerayı çok fazla oynattığımı vesaire söylüyorsunuz. Biz burada detaylı inceleme yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden kamerayı sabitleyip size şuradaki detayları tam olarak gösteremem. Bu işte maalesef bu şekilde yapılıyor. Yani kamerayı çevirmem lazım. Tamam, bir şöyle şöyle hareketler olduğu zaman kötü bir görüntü oluşuyor. Bunu biliyorum. Seyir zevkiniz belki bozuluyor ama detayları en ince ayrıntısına kadar göstermek için maalesef böyle hareketler yapmam gerekiyor kamerada. Bunu da dipnot olarak geçmek istedim. Şimdi LED stoplarını şöyle arkalarda görebiliyoruz. Güzel tasarımlar. Hyundai Veyon için arkadaşlar. Ortada şöyle bir içeride gördüğünüz gibi krom malzemeler mevcut. Ve burada piyano bilek spoiler detayı gibi verilmiş küçük bir bakın fren lambasının etrafında entegre edilmiş. Şurada da yine spoiler gibi görüntüsü yok aslında ama kaba bir eklenti var diyebilirim sizler için. Bu arada sinyal lambalarımız da yine LED olarak sunuluyor. Şurada da bir sis lambamız mevcut arkadaşlar. Önde dörtlü flaşörleri de gösterelim. Bakın dörtlü flaşörler de ön tarafta LED olarak yanıyor. Şimdi arkada anlatmaya devam edelim. Evet, alt tampon detaylarına geldiğimiz zaman dediğim gibi aksesuarlı bir otomobil olduğu için burada ekstra tampon detaylarımız var. Şöyle fake egzoz çıkışlarının etrafında krom çerçeveler var arkadaşlar. Ve arka park sensörlerini de şöyle görebiliyorsunuz. Araçta geri görüş kamerası direkt amblemin altında monte edilmiş. Güzel. Arkada piyano bilek tasarımlar, aracın gövde rengi ve aşağıda plastik tampon detaylarıyla birlikte Veyon bu şekilde sunulmuş. Şurada plakalık aydınlatmalarımız da sarı ışık olarak sunuluyor. Şimdi bir bagajına geçelim. Evet, Veyon'un bagajını açtık arkadaşlar. Bagaj hacmini sizler için buraya bırakırım.
İçeride şurada bir sarı ışığımız mevcut. Bakın burada bir bagaj havuzu var. Dediğim gibi aksesuar olduğu için bunlar sizlere standart olarak veriliyor. Tabii bunların ücretini ödüyorsunuz. Şöyle paspaslarımız var. Bu şekilde bir bagajı var. Şöyle de bir panzatı var. Arka koltuklardan bagaja bir erişim yok maalesef. Bu şekilde bir Bassoon Crossover'ın bagajı. Şimdi kapatalım ve içine geçelim. Evet, Bayon'un elit paketinin arka koltuklarındayız. Şöyle içeriği göstermek istiyorum. Koltukların dizaynını ve deri koltuklar. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Çok rahat bu arada. Aksesuar bunlar ama çok rahat koltuklar. İçeriye geçip tek tek detaylarına değineceğim. Şöyle içeriden görünümünü de alalım. Buralar tamamen sert geliyor. Bir B segment araç. Buralar tamamen sert. Şurada şöyle bir parlak siyah simli bir kapı kolumuz var arkadaşlar. Buralar plastik. Şurada bir çift renk uygulaması yapılmış. Bayon'un klasik renk tasarımları biliyorsunuz. Ve şurada bir saklama gözümüz var. Burada bir ana hoparlör girişimiz mevcut. İçerisi bakın. Tekrardan bu şekilde. Arka koldayım, araçta yok. Burada bir Type A USB girişi var. Buradan telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Koltuk sırtlarımız şöyle tamamen deri. Şimdi diz mesafesinin baş mesafesine bakacağız. Evet, koltuğu kendi sürüş pozisyonuma göre ayarladım. Diz mesafem bu şekilde arkadaşlar. Baş mesafesini kendim söyleyeceğim. Buradan kamerayı çevirip seyir zevkinizi bozmak istemiyorum. Bir 5 parmaklık baş mesafesi var buralarda. Yani 1.85'e kadar burada rahat oturabilirsiniz diye düşünüyorum. Uzun boylu olsanız da fazla dert etmenize bence gerek yok. Çünkü arkada bayağı bir, şöyle göstereyim. Burada bir gördüğünüz gibi bir geçiş var. Baş mesafesini gayet güzel arttırıyor. Burada şöyle bir işte buraya ne koyabilirsiniz? Cüzdan vesaire koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada bir kol dayama var. Üzeri deri kaplı. Arkadan görünüm bu şekilde. Okuma lambamız sarı yanıyor. Evet, genel anlamıyla arkası bu şekilde. Hyundai Bayon'un elit paketinin. Şöyle bakın, manuel ayarlanabilir bir perdemiz mevcut ve sunroofumuz var. Şimdi öne geçelim, detaylarını anlatalım. Evet, anahtarsız girişlerimiz. Şöyle açalım. Ben Bayon'un ambiyanslarını beğeniyorum. Çünkü her yere ambiyans koyuyorlar. Bakın burada, şurada, burada ayak altı, sonra şuradaki, şuradaki. Yani ambiyansları güzel koyuyorlar. Dijital ekranla beraber içeride hoş bir ambiyans oluyor arkadaşlar. Kapılardan bahsedelim. Buralar sert, sert. Suni deri var. Dediğim gibi şurası güzel olmuş. Katlanır ayna var demiştik zaten. Bu arada kaliteli bir malzeme kullanılmış. Burada onu söylemek istiyorum. Burada yine çift renk özellikleri, bakın. İçeride ambiyansı var yine. Mavi ışığı görebiliyorsunuz. Burada mekanik ayarlanabilir. Sürücü koltuğumuz var. Benzin deposunu açabiliyorsunuz. Daha fazla detayı içeri girip anlatalım. Bu şekilde. Hadi girelim. Evet, Bayon'un elit paketinin sürücü koltuğundayız. Dediğimiz gibi burada bir göstergemiz mevcut arkadaşlar. Onun haricinde burada farislik ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Burada sistemi kapatabiliyorsunuz ve lastik basınç ayarlarını sıfırlayabiliyorsunuz. Şuradan kapı açabiliyorsunuz. Spor pedallar, bakın elit pakette geliyor. Direksiyonumuz tamamen deri. Şöyle beyazlık işleri var. Multimedya yönetme tuşlarımız burada. Çağrı yanıtlama, sesli komut gibi. Buradan da güzel göstergeyle alakalı ayarları kontrol edebiliyorsunuz. Şerit takip, cruise kontrol ayarlarımız. Bu araçta standart yağmur sensörü, otomatik far ayarları, hepsi standart geliyor. Ön göğüs malzeme kalitesi, evet, sert arkadaşlar. T-Roc'taki gibi. Bunu çok beğenmiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Artısını eksisini tabii ki de her zaman söyleyeceğim. Bu arada aynaları beğendim. Ayna kapakları şöyle, şuradaki çıkıntıları hoş duruyor. Asus'un hemen yanında bir şöyle hoparlör sistemleri olması sistemin güzel olduğunun gerçeğidir. Bunu her videomda söylüyorum ama gerçekten de öyle arkadaşlar. Burada menfezlerimiz var. Bakın. Tek renk olması bilmiyorum nasıl olmuş ama yani şöyle bir çift renk özelliği var ama buralarda şöyle birkaç tane yeni artık buna bej mi diyelim ne diyelim krem renginde detaylar olsa bence daha şık olabilirmiş otomobil. Bu haliyle de güzel. Bu ekranın normalde daha büyük olması gerektiğini söylemiş birkaç tane abonem. Şöyle arkadaşlar, bir zaman katalogda gösterilen her şey Türkiye'deki araçlarda uygulanmıyor. Zaten katalogların en altına bakarsanız o en altta küçük bir yazı geçer, der ki bu araçlar Türkiye pazarında bu özelliklere, bu donanımlar gelmeyebilir diye değişiklik gösterebilir derler bazen. Bu da onlardan bir tanesi. Yani bütün Bayon editlerde böyle bir ekran geliyor. Haberiniz olsun, tamamen dokunmatik bir ekran gelmiyor. Multimedya ekranımız var. Buradan şöyle USB yoluyla Android ve CarPlay'e bağlanabiliyorsunuz. Ses sistemine bakalım mı? Güzel güzel. Bası ve tizi çok güzel veriyor. Bası güzel veriyor. Patlamıyor arkadaşlar. Dijital klima sistemi de buralarda mevcut arkadaşlar. Off diyerek direkt kapatabiliyorsunuz. Burada bir şarj edilmek için yine Type A girişi. Burada da yine bir tane Type A girişimiz var. Buradan CarPlay bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz.
12 voltluk çakmakla girişiyor. Şöyle bir kablosuz şarj özelliğimiz burada mevcut arkadaşlar. Burada bir tane park sensörlerini açıp kapatabildiğimiz yer var. DCT çift karnolu bir şanzıman sistemi. Çok çok beğendim. Araç 1.0 turbo olsa çok güzel oluyor ve 1.0 turbonun style paketi de var biliyorsunuz. Style pakette 1.0 turbo geliyor. O 1.4 MPI'den daha iyi bu kavramayla birlikte. Evet, burada shift lock release, tek bir viteste aracı sınırlıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir özellik. El frenimiz tamamen plastik geliyor. Yani buraya bir deri yapabilirlerdi. Hatta krem olsa bence yine güzel olurmuş. Onun haricinde burada bardaklarımız bu şekilde doğal duruyor arkadaşlar. Kol dayamamız üzeri demin demiştim deri kaplı. Altını açtığınız zaman şöyle bir göz var. Herhangi bir USB çıkışı, girişi vesaire burada yok arkadaşlar. Bunun yükseklik ayarı yok ama ileri geri ayarını şu şekilde yapabiliyorsunuz. Çok sert oldu. Evet. İçerisi bakın şu şekilde deri koltuklarla birlikte. Burada sarı ışıklarımız var. Buradan bunu yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Sunroof açıp kapatabiliyorsunuz. Şunu şöyle yapalım. Kendinden kararan bir dizaynımız. Bakın şurada şerit takibi, cruise kontrolü ayarlayan radarlarımız bulunuyor. Ön çarpışma önleyici bu araç standart geliyor. Evet, bu şekildeydi. Şöyle bir torpiloya bakalım. Evet, sarı bir ışığı var. Standart bir torpilo sistemi. Menfezlerimiz burada bakın. Sürücü kapıları da bu şekilde. Çıkalım, video sonu değerlendirmemizi yapalım. Neleri beğenmişiz, neleri beğenmemişiz hep beraber tartışalım arkadaşlar. Beyon'dan bu şekildeydi. Haydi video sonu değerlendirmesine. Evet, video sonu değerlendirmeme hoş geldiniz arkadaşlar. Elite Bayon muafiyetli fiyatı 255.000 TL. Bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yani alınabilir mi? Bence şu anda ÖTV muafiyetli alınacak bir otomobil olduğunu düşünüyorum. Tabi bunun yerine Polo Life veya Peugeot 208 falan tercih edebilirsiniz ama bana göre ben olsam Polo veya Hyundai Bayon düşünürdüm şu anda ki Bayon bu aralar çok fazla satıyor arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hemen aşağıdaki butonlardan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.